Merhabalar herkese. Güçlü Kuvvet'e hoş geldiniz. Ben Tunç Demirçelik, yanımda Aral Halper Norman ve Eren Hetsenar Akın'la birlikte. Bir dakika, bir dakika. Nikimi niye söyleyemedin? Hetsenar dedim. Diyemedin tabii. Sen neler falan bir şey dedin. Ya adam yerine koyamamışım demek ki seni. Şerefsiz. Birlikte KMF'yi konuşacağız tabii ki. Önce yarı finallerden başlayacağız. Ardından KMF'yi konuşacağız. Belki tahminlerimiz yaparız. Eren yapmayacağını iddia ediyor. Ama neyse, konuşmalarından anlarız, ben Eren'in yerine tahmin yaparım. Yarı finallerden başlayalım isterseniz. Cumartesi günü Royal Youth, Cuma günü. Cuma günü mü oynandı? Cumartesi oynandı. Cumartesi. Arada Cuma günü oynananlar oldu ya, neyse. Royal Youth Supermassive serisinden başlayalım. Ardından Fenerbahçe'nin serisine geçelim. Ardından da finali değerlendirelim biraz. Royal Youth Supermassive serisinde bence takımlar kazandığı maçları kazanmadı. Rakipleri kaybetti. Neredeyse 5 maçın tamamında. Ve iki takım da beni hayal kırıklığına uğrattı. Siz ne düşünüyorsunuz? Royal Youth tarafından hayal kırıklığına uğramadım. Özellikle son 2,5 maç itibariyle. Daha doğrusu 3, 4 ve 4,5. Yani 5. maçın ilk yarısı olan maçlar itibariyle hayal kırıklığına uğramadım. Hatta beklentimin üzerine bile çıktı. Mental anlamda işin içerisinde kalabilmeleri, işte seri içerisinde her maç adapte olmaları vesaire. Ben bu kadar yakın geçmesini bile beklemiyordum yani. Ben 3-1 demiştim zaten. Hele ki erken yani bir mental kopukluk yaşayıp Royal Youth'un düşmesini bekliyordum. Mesela hiç öyle olmadı. Aksine mental anlamda bence çok zorladılar. Ve final öncesinde özellikle 1907 Fenerbahçe'nin güçlü taraflarının Bahçeşehir Supermassive'e ne kadar ters gelebileceğine ilişkin bence ekstra bir final öncesi uyarı oldu Bahçeşehir Supermassive'e bu seri. Yani bu seriyi kazanmış olabilirler ama ya hakikaten bu hiçbir şekilde yetmez Fenerbahçe'ye karşı. Yani ben de açıkçası ben 3-0 demiştim abi seriye. Ben Royal Dut'un hiç direnç gösterememesini bekliyordum. Bayağı direnç. Bayağı ciddi direnç gösterdi. Ve direnci gösterirken doğru oynayarak da gösterdiler aslında. Ama Eren'in şeyine pek katılmıyorum. Hani Fenerbahçe'nin güçlü önlerinin ne kadar ters geleceği konusuna pek katılamıyorum. O da Fenerbahçe serisinden dolayı bu arada. Yani sezon içindeki Fenerbahçe'yi tekrar görmüş olsaydık o zaman katılabilirdim ama Fenerbahçe de bana biraz şüphe ettirdi ya şeyde. Fenerbahçe Playoff serisine serisinden. geçeriz de. Abi Royal Abi. Youth'da özellikle ilk maçta ve son maçta yanlış hatırlamıyorsam GBM'in gidip, yani GBM'in o Morgana ile gidip Baron Pitt'in içine sıçra atıp intihar etmesi bana direkt şey geldi. Solo Q hareketi gibi geldi. Hatırlıyor musunuz pozisyonu? Evet. Ya abi Solo Q hareketi veya değil ama işin ne kadar yorucu ve bu seviyelerde farklı bir noktaya geldiğine ilişkin en net durum. Bu arada yani bence Bahçeşehir Supermassive kompozisyonu çok sıkıntılı bir kompozisyondu. Royal Youth'a karşı. Şey yoktu. Çok scaling'de Karthus tarafında. İşte o Caitlyn koridor baskısı yiyor. Morgana Zoe'yi bir noktada ittirecek. İşte team fight'ı var. Karthus'un üzerine koşulduğu zaman Kindred'la beraber Kindred ona baskı kurabilecek vesaire vesaire. Bence çok sıkıntılı bir kompozisyondu ve erken oyun aslında bayağı Roy Dot'un istediği gibi gidiyordu. Ve Caitlyn 3 eşyaya geldiğinde falan o maçın tamamen onların lehine döneceği bence bayağı barizdi. Bir pozisyon var 5. maçta. Kindred rakip ormanda Karthus kovalıyor. Karthus değil mi o? Kovaladı. Evet. Karthus kovalıyor ama kimseyi görmüyor. O Karthus'u düşüremiyor. Sonra ultisini kullanamadan ölüyor ki bayağı Zoe geliyor yanına. Kullanacağı zaman da var yani. R'ye basmıyor. İşte işlerin mekanik anlamda yani mental yapının, işin zorluğunun mekaniği ne kadar etkilediğine ilişkin küçük bir şeydi bence o. Ve o kadar küçük detaylar seriyi belirledi ki işte onu şey yapmasaydı, zorlamasaydı mesela Closer. Muhtemelen maçı kazanan taraf Supermassive olacak. Olmayacaktı yani. Royal Youth olacaktı. İşte ve Bahçeşehir Supermassive'in seriyi bu noktaya getirmemiz gerekiyordu. 2-0'a gelindiğinde bazı şeyler seride neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiği çok ortadaydı. Ama ısrar sezon boyunca yaptıkları gibi Fab Fabulous'u acayip zor eşleşmelere vesaire gönderdiler ta ki 5. maça kadar.
Beşinci maçta 4 maç başka bir Fabulous oynadı. 5. maç başka bir Fabulous oynadı yani. Bunun sebebi de büyük oranda draftlar. Artık Bahçeşehir evet çok kötü bir sezon geçiriyor Fabulous bence de. Ama birazcık da draftlara bakmak lazım ya. Yani bu kadar kendi haline bırakılmak. Bu kadar bu arada ligin en düşük top laner'ı %5 ile Jungle Proximity anlamında. Artı muhtemelen ligin en düşük oyuncusu yani Jungle Proximity. Jungle yardımı alma anlamında. Üzerine bir de hem bunu yapıyorsun hem kendi haline bırakıyorsun hem de ama şeye de gitme. Atıyorum Ornn da oynamıyor. Cannon oynuyor. Bir noktada işte mutlaka hasara vesaire eşyaya ihtiyacı var. Ama bunlara ulaşamıyor. Çünkü sen inanılmaz zor durumlara sokuyorsun bu adamı. Sebebi yok yani. Evet. Adam oynayamıyor falan da değil. Gayet takır takır Al abi oynuyor işte 5. maç, Smash abi. 5. maçta gördün Aatrox'ta scale oldu. Şey yapıyordu yani. Takım savaşı kazandırıyordu solo. Şeyden sonra bizim röportajda Pades dedi ki bu seri bizim hatalarımızı görmemizi sağladı dedi. Ama Abi yani sezon bitmiş daha yeni işte mi tam giriyorsun ya? onu diyecektim ben de. Bu kadar geç mi gördünüz hatayı? İşte, yani aynen. İki maç Blitzcrank, Braum, alt koridorda zor koridorlara. Abi bir de kendi karakteristiğinin dışına çıkıyor Bahçeşehir Supermassive. Yani Bahçeşehir Supermassive Kalista dışında şampiyonlar mesela. Şunu oynasa Bahçeşehir Supermassive. Tahm Kench Varus oynasın. Tamam derim. Birincisi. Artı hem Zayt'ın çok daha verim aldığı şampiyonlar hem de başta Supermassive'in o alt koridorda baskı oyununa vesaire çok daha yatkın şampiyonlar. İşte mesela bence 5. maçtaki Pikmin'i da beğenmediğimi söyledim. İşte Lucian'la bir kompozisyon vardı orada. Bu da aslında alt koridor baskısını kuramadığınız oyunun yani bir noktasında Lucian'dan verim alabileceğiniz bir eşleşmeye götürmek. Ki bu diyorum ya elinizde Zayt varsa bunu yapmanıza ya bunu yapmanız özellikle mesela 1950 Fenerbahçe karşısında alt koridordan da baskıyı sağlayıp çok büyük şeyler çıkarmazsa rakibi haritanın geri kalan kısımlarında daha koordine daha iyi olan takım zaten mesela orada Fenerbahçe. Yani o yüzden yarı final stratejisi kesinlikle 1950 Fenerbahçe'ye karşı tutmayacaktır bence. Her ne kadar Fenerbahçe'nin 3. maçı falan çok kötü gözükse de Galatasaray'a karşı. Zor yani. Royal diyorsun, Nico ısrarı konusunda ne diyorsunuz? Destek Nico ısrarında daha doğrusu. Ben ya kesinlikle topa gönderilmesi taraftarıydım bu arada. Çok net bir winning matchup alacaktı onlara. Bedavadan alacaktı hem de. Bu arada insanlar şeyin hani Nikon nerflendi, değil mi? İlk şey yaptın, ilk bir piyasaya çıktın, nerflendi. Sonra nerfün scaling kısmını geri aldılar abi. Evet, Hotfix'le geri şey yaptılar bu arada. Yani Şimdi yeniden saldırısı Vincent de falan verdiler. bufflandı. Şu anda eski gücüyle aynı yani. Niye bu kadar çekindiklerini anlamıyorum ben takımların. Yok Yani şeyde Yamasında öyle değil. 9-6'da öyle değil. ya 9-7'de 9-7'de olması lazım ama. Vincent var. Evet ama 9-6'da hala şey abi şu anda. Bence de oynanabilir durumda yani. Kuvvetli bir konumda olduğunu söylemem lazım ve ben fazla çekinildiğini düşünüyorum. Şampiyonu seçmekten. Çok rahatlıkla verim verebilecek bir pozisyondaydı. Zaten daha önce de oynadılar. Biraz yani desteğe gönderdiler mesela. Evet koridorda baskı kurmak için ama yani şöyle diyeyim sana. Niko ile yapacaklarını Lux'la da yapardın. Lux'la daha iyisini yapardın. En azından kalkan atıyor takımla. Peki Öyle abi. Nico seçiminin herhangi bir şekilde yani seri kaybettirdi diyebilir miyiz? Hayır, Yoksa hayır, hayır, hayır. Abi bir bak şey 5. katmadı maç derim abi ben. abi 5. maç yok son maçta falan kattı. Yani koridor bir noktada koridorda baskı kuran taraf Royal Youth seri ilerledikçe koridorda baskı kuran taraf onlar oldu yani. İşte 5. maçta ama işte koridor kontrolleri vesaire abi 4 tane skor aldı Royal Youth. 4-4 yanılmıyorsam skorlar ve işin garip tarafı Closer overextend oldu. Fazla kovaladı. Öldü. Dumbledore lane'inde kimse yok. Priority onlarda olabilir ama etrafında kimse yok. Rakip geldi, öldürdü. İşte vesaire vesaire. Sürekli bir şeyleri hediye edip Supermassive'i orada tuttular. Ya gerçekten bence 5. maçtayken yakın olan taraf Royal Youth'tu çok uzun süre boyunca. Müsaade etmeseydi Royal Youth, Bahçeşehir bireysel hatalar ve işte makro anlamında harita rotasyonları anlamında birazcık problem yaşamasalar bence kazanması gereken seri Royal Youth'tu, Bahçeşehir değildi. Bence de öyleydi ama şunu da hatırlamak lazım abi. Belki ikinci maçta da hiç varlık gösteremedi ya Royal Youth. Oyunda Evet. yoklardı yani resmen. Evet. Ki Bir de serinin o kısmı var abi. ikinci maçtan sonra ben şey düşünüyordum. 3-0 olup eve gidiyoruz diye düşünüyordum. Zaten herkesin bence Sup'un bile kafasında o vardı o an. Ya Çünkü şöyle 3-0 gibi gidiyordu o seri. tabii canım.
Ya ikinci maçta elde Yorick vardı bir de. İşin kötü tarafı Royal Youth'un şeyini gördük. Yani İlk maçta ya o. karar ilk maçtı pardon. Karar problemlerini falan gördük yani abi. O maçı mesela Yorick bir outscale diyorsun bu arada ilk maçta. Kartus var elinde, Yorick var, Çünkü Cassiopeia fight'e var. getirdiler abi Yori'yi. Sürekli TP falan attı abi fight'a. Yani gerçekten çok şey bir kompozisyon. Net bir şekilde outscale ettiği şey. Kalista var, Morgana var abi karşıda. Kennen var, bunların hepsine çözümün var senin. Hepsine. İşte yani Dumbledore'un hani sen masada falan da söylemiştin. Bir anda şeyi bırakması, daha doğrusu Karthus'a yardıma falan gitmeye çalışması. Küçük küçük mikro hatalar, maçın mikro makro hatalar maçın kaybedilmesine sebep oldu. Yani Royal Youth seride bence kesinlikle çok daha fazla hata yapan taraftı. Seriye girerken bu kadar yakın geçeceğini ve kazanmaya bu kadar yakın olacaklarını düşündüler mi bilmiyorum. Ama benim düşündüğümden çok 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 daha yakındı bu seri. Bu arada bana katılmayacaksınız büyük ihtimalle. Hatta eminim katılmayacağınıza. Ama biraz arkada ben oyuncularla da teyit Öyle de ettirdim biz karar kendimi. verelim ya. Heh, tamam. Birinci maçta oyun sonunda ya bir yerden sonra eşyalar eşitlendikten sonra dediğiniz kadar Royal Loot üstünlüğü yoktu. Bence tamamen skill matchup'tı. Abi sıfır scaling'le oynuyor Superman. Sıfır. Doğru engage'i bulduktan sonra Yapamazsın ki o takımın engage'ini. Kennen ve Jarvan'la nasıl yapamazsın? Yapamazsın. Yemek istemez o engage'i yemez bu arada Abi, Royal ne Youth. yapıyorsun biliyor musun? Tunç. Bir şey söyleyeceğim. Disengage, hiç sıfır disengage'le nasıl yapacaksın bunu? Abi uzakta durarak sadece oyunu oynayabilirdi çok rahatlıkla. Abi. Çünkü Supermassive'in elindeki kompozisyonu Baron'a girdiği an ölüm tehdidi var abi. Abi bir Ölmeye de şöyle bir durum girecekler var. yani Baron'a. Bir şöyle bir durum var. Her şeyden önce. Oyundaki en iyi scale olan iki şampiyon. Karthus ve şey. Cassiopeia. Hatta şöyle söyleyeyim. Karthus, Cassiopeia ve Yorick. Şimdi Tamam, Yorick'e okey. karşı herhangi bir cevap var mı? Yok. Başlıyor Supermassive'in kompozisyonunda. Hiçbir şekilde ayrı kittirmeye cevap yok, değil mi? Yok. Peki Baron elde özellikle Karthus varken Baron'u engelleme ihtimalleri var mı? Pit'te engelleme yani Pit'in içerisinden Karthus, Pyke, Cassiopeia ve Zed'le orayı dağıtma ihtimalleri var mı? Rakibe Baron aldırmama ihtimalleri var mı? Burayı savunabilir mi bunlar? 4'e 5. Savunur değil mi? Yani sen bir noktada karar verme işini Supermassive'e bırakıyorsun. Sen vermeyeceksin. Sen sadece reaksiyon vereceksin. Çünkü sen Yorick'i yan koridorda tuttuğun müddetçe ya Yorick'e karşı birini gönderecekler mecburen. Bak mecburen. Ya da Baron'u forcelayacaklar. Takım savaşı forcelayacaklar. Sen de o Baron'u aldırmayacak ekipmanların var elinde. Atıyorum Ya Miasmam R'ye var. basıyor kartuş Atıyorum alamıyorsun Karthus'un abi. R'si var. Abi İşte Miasma bir kere Jarvan'ı EQ kombosunu engelliyor diye biliyorum. engellemiyor. Engelliyor zaten. Engelliyor. Engelliyor. Engelliyor abi. R'sini Jar de engelliyor. Yani R'sini üstündeyken. engeller, EQ'sunu engellemez. %100. Önceden Engelliyor abi. atmış olman lazım Tunç. Abi şöyle Hayır. düşün. Miasma'nın üzerindeyken Bak. EQ yapabiliyorsun. Bir dakika. Anlatayım. Hemen anlatayım. Lütfen. E'si de Q'su da yer değiştirme skili değil. E'yi de atabiliyor, Q'yu Evet. da atabiliyor. Miasma'nın içinde EQ attığında gidiyor. Bunu Ben niye tartışmayalım gidemiyorum şimdi. abi? Bunu tartışmayalım şu anda. Ben yanlış biliyor olabilirim. Ama çok yüksek ihtimalle eminim bunda. Geçtim. Ben direkt olarak şunu yaşadım. Jarvan duvara atar ya bayrağını. Menzili yetmez görün. Aynı o şekilde kaldım abi. Defalarca hem de. Defalarca hem. Biri değil iki değil. Yayından sonra istiyorsanız deneriz antrenman Biraz modunda. önemli değil abi. Aynen, bunu tartışmanın anlamı yok şu anda. Şeyi kabul ederim. Bir adım daha üstün olduğunu kabul ederim ama doğru görüş alıp doğru engage yaptıktan sonra abi Kazanmayı ihtimal yok demiyorum ben zaten. Kartus ve Bak ben. Cassiopeia, Jarvan, Kenan Engin'in engage'den nasıl çıkacak ki? Abi. Kesiyorlardı zaten. Olay o. Geleni Abi. kesiyordu adamlar. Bak zaten mevzumuz bu değil. Yani takım savaşı kazanamaz demiyoruz Bahçeşehir Supermassive. Evet engage'leri var. Ama burada karar vermek zorunda bırakılan taraf Bahçeşehir Supermassive olması lazımdı o maçta. Tabii 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 Yani ki. şeyi falan görüyorduk ya işte her fight'ta bir kere Zed şöyle düşün. Kalista'yı falan mutlaka tekliyordu zaten. Yani tekleyecek durumda oluyordu. Zed mi? Zed. Yani Biliyorum. facia bir oyun oynuyordu GBM. Ayrı bir mevzu. Ama artı 1-3-1'i falan da çok daha kuvvetliydi. Yani tek yapılması gereken o baronu vermemekti. Daha iyi, daha güvenlikli bir kompozisyonu gidilebilir miydi? Pek tabii ki gidilebilirdi.
En azından belki bir parçası değiştirilebilirdi. Ya GBM tak şey Zed'i şöyle diyeyim veya sana. Z yerine herhangi bir kontrol major oynasalardı çok farklı bir oyun izlerdik ya. Çok 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 farklı bir oyun izlerdik. O zaman Royal Youth da bence bu kadar çok fight denemezdi abi. bu Bence seri onlar da biraz kendi açılarına, kendilerini de gaza getirdiler diyeyim yani. bu seriyle alakalı son iki şey söylemek istiyorum. Supermassive'in bu seriden alabileceği en olumlu şey bence 2-0'dan 2-2 yaptıktan sonra mental bir güçlülük gösterip 3-2'yi elde edebilmiş olmaları. Çünkü Fab gösterdi abi. Kimse göstermedi başka. yani bilmiyorum. Stomage ki hiç öyle şeyimiz yok dedi maçtan sonra. Ya ben düşünmüyorum bu. O kadar fazla şey yaşadılar ki bu maçın mental şeyinin onları çok da rahatsız ettiğini düşünmüyorum bu Eren arada. abi istediklerini desinler, ben kesinlikle kabul etmem. 2-0'dan 2-2 yıkıldıktan sonra kafalarında ufak da olsa bir soru işareti oluşur. Abi tabii ki ufak da bir olsa bir soru işareti oluşur. Ama bu şey demek değil yani. Hani bir tilt olma durumu vesaire demek değil. Ben artık ya ben bilmediğim bir şey hakkında oyuncunun dediğini dinlerim abi. Demek ki rahatlarmış. Son Oyun şey. içerisinde saçma sapan bir hareket de yapmadılar. Hani öyle oha nasıl böyle bir şey olur diye. Son şey, ben şunu fark ettim Supermassive'de, bilmiyorum katılır mısınız? FAB dışında Supermassive'de clutch bir oyuncu yok. Ve Fenerbahçe serisinde FAB yetmez. FAB'ın clutch oynaması yetmez. Zor durumda Evet. kaldıklarında Fenerbahçe çok daha üstün olacaktır bence. Ama bu takımın bu oyuncuların geçmişte clutch olmuşluğu var sonuç. Yani Royal Youth'a karşı olmadılar belki bu son seride ama. Ne Ama yani zaman yapmışlar oldular var. abi? Abi Zeknut'un da var. Zeknut'un G2 serisi var mesela. Frozen'ın var abi Fenerbahçe'deyken. Abi yani clutch'lık hani işler 5. maça falan kalırsa diye mi söylüyorsun? Clutch bu arada önemli anlarda, son anlarda iyi, daha iyi oynamak veya performansını yükseltmek. Doğru dedim mi? Yani Evet, evet. yani. Yani şöyle NBA'de clutch demek şu mesela. NBA'de genelde çok kullanılan bir tabir ve clutch dakikalarında daha oradan yayılıp oradan çıkıp dünyaya yayılmış bir şey. Son 5 dakikada maçın son 5 dakikasında 4. çeyreğin son 5 dakikası clutch diye geçer. Buradaki performansa bakarlar. Bu da maçın en önemli dakikaları olduğu için daha doğrusu belli bir sayı bareminin altındaki yani sayı şeyinin farkının altındaki maçlarda tabii incelenir bu. Bu da işte o oyuncunun maçın önemli dakikalarını nasıl bir performans gösterdiğine ilişkin veya işte maçın kritik anlarında nasıl bir performans gösterdiğine ilişkin veri sunar bize. Ondan bahsediyordum. Abi şöyle yani. Mesela Bjorkson'un C9 serisinde yaptığını yapabilecek bir oyuncu yok. Piyasın çok farklı oldu ama ya. Tamam, ben biraz ekstrem örnek verdim ama yani ona öyle bir şey, yani geriye düştükten sonra ben alıp götürüyorum maçı diyecek bir oyuncu göremiyorum ben Supermassive'de. Onu Abi. yapabilmek için bir kere çok yükselmesi lazım zaten oyuncu seviyesinin. Yani bu hafta geçen hafta bu arada iki kere yapıldı bütün liglerde. Birini Faker yaptı, birini Bjorkson yaptı abi. Yani biz bu adamlardan bu seviyedekini bekleyemeyiz en azından. Ama Fab mesela son seride lazım olan dakikada Aatrox'ta yapması gerekeni yaptı ve maçı aldı abi. İşte bunu dedim ben zaten. Ruin ve Kire'ye karşı Ama bunu daha yapıyorum, önceden bilmiyorum. Frozen da yaptı bunu. Bir Abi dakika, şimdi bir daha beşinci... şunu da soracağım. Bir... Pardon Eren. Ruin'in nerede clutch'lığını gördün Tunç? Ruin'in clutch'lığını görmedim tabii ki. Kimin gördün? Söylemeye çalıştığım şey şu. Fenerbahçe'de kimin clutch'lığını gördün Tunç? Bir dakika. Tek Hades'ten tek. başka? Tek tek cevap vereyim. Ruin'e karşı bunun işe yaramayacağını söylememin sebebi genellikle Ruin'in çoğu zaman, daha doğrusu Fenerbahçe serilerinde, Fenerbahçe maçlarında kazanan eşleşmeyi alıyor. Fab'ın tek başına clutch olması bu Royal Loot serisinde yaptığı etkiyi yapabileceğini düşünmüyorum. Şimdi 5. maçta Fab clutch olduğu için değil. Clutch olduğuna katılıyorum bu arada. Performansı iyi zamanla iyi önemli maçlarda her zaman yukarı çıkar. Clutch olduğu için değil. İyi eşleşmeye sahip olduğu için. Fark Chat'te bu yani arada ikisinde. yazıyorlar, denemişler Miyazma'da EQ yapılıyor. Bravo, tamam. Bravo, ben yapamıyorum. Ben noob'um o zaman. Yapacak bir şey Sen yok. zaten ne olsun? Neyse. Ne diyordum? Clutch olduğu için değil. Bu sefer iyi bir matchup'a sahip olduğu için. Kazan. 4 maç Kennen oynadı. Adam 5. maçta çok iyi scaling'i olan Aatrox'u oynadı. İyi bir matchup'ı vardı. Rahat bir early game geçirdi. Ondan sonrasında zaten nasıl bir teamfight canavarının olduğunu biliyoruz Aatrox'un. Onu yaptı.
Şimdi sen bu adama 4 maç boyunca Kenan oynatırsan zaten bunu daha doğrusu hepsi Jace karşısındaydı. Bir tanesi de Yorick karşısındaydı. Haliyle çok zor eşleşmeler var. Ki Artı Kenan şimdi diğer maçlarından bir tarafa tanesinde gelelim. de clutch pozisyonunu gösterdi Evet. bence. Aynen. Şimdi diğer bir noktaya gelelim. Şimdi neden 5. maçta en çok o oyuna çıktı? Çünkü diğerlerinin önüne çıkabileceği bir Eren. o kadar önemli silahları yok. Dur. Zeitnot Bir dakika, bir kendi dakika, bir görevi dakika. doğru. Çok önemli, çok önemli. Biz yayın boyunca senin suratının yarısını izliyoruz abi ya. Ya abi ben bütün yayın böyle mi duracağım ya? Evet. Neyse. Şimdi Zeitnot mesela çok iyi bir 5. maç oynadı bence. Neden? Çünkü bir, zor bir eşleşmesi var. İki, belli bir eşya şeyini beklemeden sürekli baskı yiyecek. Ama bunları yaptın. Yani neredeyse sıfır hatalı, hatasız, hatalı, da, sıfır hatalı. Değil mi? Böyle söylenir. Evet, sıfır hatalı bir maç oynadı yani. Şimdi o zaman o da clutch, ona bakacaksa. Kendi o maçtaki görevi doğrultusunda yapması gerekeni yaptı. Şimdi adama verilmedi ki. Atıyorum Vayne verecek, işte 3 eşya olacak, sonra fight'ı carryleyecek. O zaman clutch da gibi görünürdü senin gözünde. Ama clutch'ı Ama olay tanımda öyle değil. zaten şey yok mu Eren? Yani görevinin ekstrasını yapıp da maçı getiren hamle abi. Ama ya abi ya, şimdi League of Legends'a baktığında da abi, şimdi bu arada ona da katılmıyorum. Şimdi atıyorum PJ Tucker değil ligin en clutch oyuncusu yani. Abi sorumluluk almak biraz da bahsettiğim şey ya. Ben Bir dakika, bu alıyorum. konuda örnek verecek olursak Eren, Robert Ory sence clutch bir adam mıydı? Bir noktadan sonra tabii ki NBA'nin Bence en bayağı klas clutch bir adamlarından bir adamdı. tanesi. Herhalde lan. Ama ve ana görevi olmamasına rağmen ona gidiyordu top, değil mi? Ya ana atıcı olmadığı zamanlarda da ona gidiyordu top bir şekilde. Çünkü adam atabiliyordu Ha, çok ekstrem bir örnek ya. Ama Bir de clutch dediğimiz şey zaten böyle olmuyor mu abi? chatte Ya neden abi. bu kadar takıldınız Clutch'a diyor da, ama böyle bir seride Clutch oyuncuların performansı çok önemli olacak bence. Ya ben genel plan doğrultusunda Bahçeşehir Massive'de bir 5. maçta her oyuncunun öne çıkabileceğini düşünüyorum. Doğru oynandığı takdirde. Ben clutch şeyine katılmıyorum. Bu oyun içerisinde işte atıyorum Ruin de yine benzerini yapabilir. Şey de yapabilir. Kirey de yapabilir. Yani çok o noktada fark etmiyor benim gözümde yani. Oyun önemli olan, oyun abi orada. Oyun ve nasıl uyguladın? Makroyu nasıl oynadın? İşte atıyorum ne pikledin? Kalista mı pikledin? Onun etrafında nasıl oynadın? İki aşağı üç patlaması doğrultusunda. Varus mu seçtin? İşte Varus'u nasıl korudun? Ve Varus'un ultisi etrafında nasıl işte oynadın? Varus'un DPS'ine nasıl müsaade ettiğini al. İşte SKT Varus oynadı iki sefer. O zaman Teddy öne çıktı. Atıyorum Faker Akali oynadığında Faker öne çıktı abi. Yani neyi nasıl kullandığına bakıyor bence birçok şey. Fenerbahçe'ye geçelim mi? Geçen. Fenerbahçe pazar günü derbide Galatasaray'ı 3-0 yendi. Az daha bir maç alıyormuş gibi oldu Galatasaray. Ama olmadı. Türkan Tör'le konuştuğumda maç sonrasında bana dedi ki 3 haftadır sahnede olmayışımız biraz ya elimiz soğuktu dedi daha doğrusu. Ve farklı şeyler denemek istedik dedi. Böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Siz neler düşünüyorsunuz bu seri hakkında? Yani bu arada bayağı negatif bir tablo çiziliyor bence finalden şey yarı finalden sonra da bir buçuk maçı falan hani kötü oynadı 1907 Fenerbahçe ve ben şundan eminim ben bu arada seri geneline baktığımızda 1907 Fenerbahçe'nin biz bu seriyi zaten kazanacağız kafasıyla çıktığını düşünüyorum, baktığını düşünüyorum. Çünkü çok aşina olmadıkları işleri yaptılar seri boyunca. Yani kendi standartlarının dışına çıkmaya çalışmış bile olabilirler. Bilerek de yapmış olabilirler bunu. Bilmeden de yapmış olabilirler. Ama final serisinin böyle olacağını düşünmüyorum. Yani çok kötü bir maç oynadılar. Bir tane bir yarım maçı çok iyi oynamadılar. İşte Hades'in Tristana oynadığı maçı çok iyi oynamadılar falan filan ama şey böyle olmaz. Bu Bundan arada çok çok daha düzenli bir takım çok yenecek özür dilerim bir Fenerbahçe. araya giriyorum. Arkadaşlar Türkan Tır fake atmadım. Ben orada jest yapıyordum. Türkan Tır elimi sıkmaya çalıştığını sanmış. Ama röportajdan sonra elini sıktım zaten Türkan Tır'ın. Ve Türkan Tır attığım tweet'i de beğendi zaten. O ne lan? Eren Aral oldu. Kaydırdın mı Rıza? Ne yapıyorsun orada? Aa Eren Aral oldu. Bir dakika. Sen buralarda ben küfür müfür görüyorum. Hemen kendisine buradan zaman aşımını gönderdik. 10 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar iki tane Aral'la yapalım yayını. O ne abi ya? Hakikaten.
Abi yani Aral'la o kadar fazla masa falan yaptık ki gene Aral'a dönüştüm tamamen ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aral'a dönüştüm ya. Rezalet. Devam edelim abi Kerem seriden. şöyle bak, Tunca'da dönüşebilirdin abi. Oo, Allah Allah korumuş ha. Allah korumuş. Sonra diyorlar ki Allah yok. Üç diyor, ben demiyorum. Evet, şerefsiz işte bu. Devam edelim arkadaşlar. Ben lafınızı bölmüştüm. Etmiyor Kim muyum? ko Ne ben diyorduk biz? ben konuşuyorum galiba. Ha şey ya, bitirmiştim gerçi durumu. Şey demiştim. Final serisinde ya bundan çok daha düzenli bir performans ortaya koyacağından adım gibi eminim. Aral. Abi şunu söylemek lazım. Ben özellikle orada onlar için kötü bir tablo çizdim. Çünkü kötü tabloyu düşündürdü abi Fenerbahçe bana. Bana bugüne kadar Fenerbahçe hiç bu arada şey düşündürmedi. Ben finale gelirken bile evet Supremacy çok iyi bir aday, evet KMF'lere hep onlar alıyorlar ama net şekilde en güçlü takım Fenerbahçe diyordum. Şimdi diyemiyorum abi. Neden diyemiyorum biliyor musun? Masada şunu söylemiştim. Eren yanındaydı, o hatırlar. Neden kimse Bolu'nun üstüne gitmiyor dedim. Sezon boyunca kimse gitmemişti abi. Bir maçta falan denediler. Azir maça bile Lisandro'nun karşısına gitti. Bolu kendi counter maça aldı. İlk kez Bolulu sezon içinde bence hani bazen şeyleri oldu. Çok safe matchup'lara gitti ama mesela Lisandro da safe matchup. O yüzden çoğu zaman tercih edilen matchup. Ama abi aynı seriden biz o maç oynarken 2 saat öncesinde Pound Faker eşleşmesi izledik. Aynı şey. Aynı eşleşme. Faker Lisandro oynuyor. Pound Corki oynuyor. Pound'un cleanse'ı var. Cooldown'dan çıkmıyor abi cleanse. Çıkartmıyorlar yani. God Bro ki ligimizin ortalama mid laner'larından bir tanesi. Frozen'dan falan bayağı aşağıda bence oyuncu olarak. Üstünden geçti abi Bolu'nun. Niye? Kire'yi hiç gelmediği için abi. Kire'yi gelmediği için bu arada. Normalde bu eşleşme zaten böyle olur. Corki üstünlük sağlar. Jungler gelir. Cleanse'ı cooldown'dan sokarsınız Lissandro ultisiyle. Ondan sonra adam geride oynamak zorunda kalır. Cleanse'ı yokken. Abi God Bro Cleanse'siz oynadı oyunu. Ve şöyle söyleyeyim. Cleanse'siz oynadığı için bu arada God Bro maçı sattı. Çünkü teleportu olmasaydı o maçı satma teleportunu atamayacaktı. Rakip takımın içine. Orası ayrı bir hikaye ama bu eşleşme böyle oynanmaz abi. Bunu böyle oynayamaz Fenerbahçe. İkinci konu, Japon bir rahat bölgesinden çıktı. Zaten sezon boyunca hani bol bol Alistar oynadığını görmüştük abi. Rahat olduğu şampiyonlardan bir tanesinde oynuyordu hala belki ama oyun stili olarak rahat olmadığı bölgede oynamadı abi. Takıma faydası çok azdı Japon'un. Takımın oyun planı bozuldu o oynamayınca. O ve Bolulu oynamayınca. Ve şunu gördük abi Fenerbahçe hakkında. Abi Fenerbahçe'nin iki tamamlayıcısı, onları fight kontrol eden Bolulu ve Japonesi olmadığı zaman Ruin useless bir adam haline geldi abi. Hiçbir şey almadı bu arada seride Ruin'den Fenerbahçe. Evet, bu arada Ruin muhtemelen en silik oyuncusuydu seride Fenerbahçe'nin. Abi şöyle diyeyim, maç yani açın maçı Chris anlatıyordu. Kaç kere Ruin dediğini dinleyin istiyorsanız. Adı geçmiyor adamın. Adı geçmiyor yani. İlk maçta mesela düz şey bir Hios'un tamamen yanlış oyunundan dolayı Ruin bir üstünlük aldı. Almaması gereken bir üstünlük aldı bu arada. GP Hecarim eşleşmesinde. Ama onun dışında Ruin maçta yoktu. Mesela o kadar kuvvetli bir Vladimir'in biz normalde fightları falan taşımasını bekleriz değil mi? Çünkü bedava kasmış. Kimse müdahale etmemiş Vladimir'e. Oyunu değiştirmesini beklersin. İşler de sıkıştı. Artık hani sahneye çıksın. Vayne değil yani seni kurtaracak. Tek başına kurtaracak adam. Zaten Hades de... Ya bu arada Hades o maçı çok iyi oynadı ama ona rağmen çok hatalı oyunları da vardı mesela Hades bu maçta. Hiç Flash destek attı ya alamadı ama şeyde sana. takımından. Yani destek alamadı Hades. Alması gereken yerde destek alamadı Ruin'den. Keza Kire'yi abi. Ben Kire'yi mesela hiç Drexel'e oynamadı bu arada Kire'yi. Bugüne kadar. Hiç oynamasaymış daha iyiymiş dedim yani. Biz bu arada serinin MVP'sini Kire'ye vermeyi planlıyorduk son maça kadar. O derece düştü yani performansı. O yüzden ben Fenerbahçe'nin rahat bölgesinden, evet onları çıkarmak zor rahat bölgesinden. Nedense çünkü takımlar sürekli Yasuo falan banlamak gibi hareketler yapıyorlar. Ne gerek var abi? Her şeyi oynuyor işte adam. Bırak uğraşma Hades'le yani. Her takım için söylüyorum bu arada bunu. Gerek yok Hades'le uğraşmaya. Fenerbahçe'yi rahat bölgesinden çıkarmak zor ama çıktıkları zaman bayağı tuhaftı Fenerbahçe'nin görüntüsü. Ve hiç hoşuma gitmedi benim bugün gördüğüm Fenerbahçe. Bir, Şimdi... hemen ufak bir araya geçeceğim, özür dilerim. Chat'ten uyardılar beni. Kirey'nin Corki'ye baskın yapmamasının sebebi Shen ultisiymiş. Öyle bir röportaj Öyle varmış. bir şey yok abi. Yapmayacağın diye bir şey yok. Yapacaksın.
Sen ultisi gelecek, kaçacaksın gerekirse. O cleanse'ı, cleanse'ı yok ya adamın. Adamın cleanse'ı yok abi. Bak, daha 2 saat önce oynandığı için çok net gördük abi. Tamam mı? Doğru eşleşmede evet korku üstünlük sağlar Lissandra'ya. Müsaade edersen. Müsaade etmezsen ama Lissandra oyun alır. Lissandra da aldı zaten oyunu yani. Faker'ın oynadığı eşleşmeden bahsediyorum. Abi, sadece orta koridor değil, genel draft o maçta çok sıkıntılıydı bu arada 1907 Fenerbahçe'nin ve bunu ya bu kadar scaling'e ben diyorum ki Galatasaray'la oynadıkları için böyle bir şey denemiş olsunlar. Yani finale bu şekilde böyle bir stratejiyle finale yine çıkamazlar. Yani mesela 3. maça bakalım zaten en fiyasit olduğu 3. maçtı. Şen Vladimir erken aşaması tamamen Şen lehine gidiyor. Orta koridor. Aftershock patlatamıyorsun. Şey Godbro'ya karşı. Yani Korki'ye karşı. Alt koridor. Vayne kağıt üstünde daha güçlü gibi gözükebilir. Evet yani daha doğrusu şöyle. Outscale ediyor. İşte birebiri daha kuvvetli falan. Ama wave ittiremiyor. Kaysa daha rahat wave ittiriyor. Yanında da Pyke var zaten. Şimdi kağıt üstünde baktığında 3 tane kaybeden koridoru var değil mi? Abi hı-hı. Elinde Camille varsa daha, yani buna mecbursun. Camille de bundan rahat etti. Bir tane gitti üst taraftan skor çıkar. Üst taraftan skor çıkarınca işte Şen çok daha rahat bir koridor aşaması geçirmeye başladı. Alt tarafa 5 kişi gittiler vesaire vesaire. Ya 1907 Fenerbahçe o kadar sıkıntılı bir drafta soktu ki kendini. Bir de üzerine işte elinde de Rexay olunca Rexay'ı kaybeden koridorları etrafında oynayamaz. Rexay böyle bir şampiyon değil. Rexay'ın bir ya da en az iki tane daha doğrusu en az bir mümkünse daha fazla takım kazanan koridora ihtiyacı var. Bunların hiçbiri yoktu elinde. Rexay'ın da şeyi yoktu burada. Deneyecek alanı yoktu çok fazla. Yani çok sıkıntılı bir draft'tı bence. Benim için soru işaretleri yani bende de çok fazla soru işareti var tabii ki. Oyun içerisinde makro anlamda yine 1907 Fenerbahçe'nin bayağı 3. maçta da soru işaretleri falan vardı. Hani bireysel yetenek ve mikro anlamda fark yarattıkları için bence 3. maçı kazandılar. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela 2. maçın 2. yarısı da makro anlamda soru işaretiydi. Baron'u alma noktasında, Baron hazırlığı setup'ı konusunda 27 dakikada bitti belki maç ama Baron almadan bitti ve setup'ı yapmaya çalışırken, Baron hazırlığını yapmaya çalışırken sürekli işte bir Hades'in yakalandığını, işte bir Japon'un yakalandığını vesaire gördük. Bunların hepsi soru işaretiydi ama diyorum ya yani finalde çok daha şey oynayacaklardır. Nasıl diyeyim? Rakibe ekstra saygı göstereceklerdir bence. Ve rakibe ekstra saygı gösterdiğinde hem şampiyon seçim ekranından başlıyor zaten 1907 Fenerbahçe'nin saygısı bence. Hep söylüyorum 1907 Fenerbahçe çok şampiyon seçim ekranı bağımlısı bir takım ve kendi güçleri etrafında oynarlarsa özellikle şeyi de gördük ya işte 4 maç Cannon falan oynadı. Üst tarafta birazcık eli kolu bağlı burada Başakşehir Süpermasivi'nin. Yani 1907 Fenerbahçe'nin güç taraflarının şeye karşı iyi gelmesinin, Süpermasivi'ye ters gelmesinden bahsetmemin sebebi de buydu. Orta koridorda da öyle çok baskın şeyler oynamıyor zaten Başakşehir Süpermasivi. O yüzden yani bir şeyler sezon içerisinde oynamadıkları bir şeyler çıkarmak zorundalar mesela Frozen'dan. Çünkü o baskıyı kurmadığın zaman Bolulu'yla oyun farklı bir noktaya geliyor 1907 Fenerbahçe'de. Orta koridor kontrolünü verirsen Kire'yi de çünkü birazcık geriye hapsoluyor. Alt koridoru zaten büyük oranda ittirileceksin, kaybedeceksin Başakşehir Süpermasivi alt koridoruna karşı. O zaman mutlaka orta koridoru 1907 Fenerbahçe'nin kaybetmemesi lazım. Oraya ekstra bir şeyler çıkaracak taraf da Fenerbahçe değil, daha çok Başakşehir Süpermasivi gibi duruyor. Bence bir de buradaki ekstradan işin kötü olan tarafı hani şey dedim ya niye kimse gitmiyor üzerine sonra maçta gittiler üzerine ve kazandılar orayı. O eşleşmeyi yani. Abi bizde bir olmaz. Daha bismillah daha bir kere gittiler losing maç ama maç ne hallere geldi. Bu arada evet, şöyle söyleyeyim. Evet, evet. Godbro biraz daha akıllı oynuyor olsaydı tek başına alırdı zaten o maçı. Evet. Galatasaray'ın bile bir şey yapmasına gerek yoktu. Yani Korki o noktadan itibaren tek başına alırdı. O biraz endişe verici olan nokta bence Fenerbahçe için. Çünkü bizde bir abi. Daha bismillah daha bak ilk sefer ilk deneme cart diye mahvoldu takım. Tek maçta evet ama Fenerbahçe'nin bak sezonun başından beri kaç kere Hades'in ekstra oyuna ihtiyaç duydular? Çok kötü draft yaptıkları Bursaspor maçları ve o maç. Yani Fenerbahçe draftında böyle şeyler yapamaz abi. Draftını çok kuvvetli geçirmesi lazım Fenerbahçe'nin Süpermasivi'ye karşı. Ve özellikle, bence özellikle Japonya'yı
Kesinlikle defansif bir defansif playmaker'ı değil, ofansif playmaker'ı yönlendirmeleri şart abi. Çünkü diğer türlü takımda hamle yapan adam kalmıyor. Abi sorun şu. Tetiği neyle çekeceksin? Üçüncü maçta öyle bir problem var. Tamam, scale oldun, güçlüsün. Vladimir'in var, Bane'in var. Diyorum bu bir draft problemiydi. Rakibin üzerine, şimdi Vladimir'e sen CC sağlamazsan Vladimir ne yapacak ki abi? R'ye bastı. Aa ama adam ultiyi attı geriye. Hadi bakalım yetiş korkuya şimdi. Kaysa ulti attı, flash attı. Ya abi atar. Tekleyemiyorsun. Şey yok, CC yok. CC yok yani. Ben diyorum ya, genel itibariyle final serisinde bu tip çok bariz draft hatalarını sezon boyunca yapmadılar bu arada. Normal 14 maç üst üste kazanırken Fenerbahçe bunların hiçbirini yapmadı. Evet. Aksine 14 maçta sadece bir tane draftları kötüydü Bursaspor maçında. Onun dışında kusursuza yakın draftlardı hep. O yüzden bu seriye de ekstra özen göstereceklerini düşünüyorum ve bu yarı finaldeki performanstan daha farklı bir 1950 Fenerbahçe izleyeceğiz bence. Çok kısaca finali değerlendirelim. İki takımı karşılaştırarak. Analiz masasından çok fazla bir şey almak istemiyorum sizden. Çok fazla spoiler olmasın analiz masasına. Ben Türkan Atay'la konuştum maçtan önce. Ay maçtan sonra, hafta sonu. Geçen hafta biliyorsunuz oran veriyordum takımlara. En son 1.80 Supermassive, 1.90 Fenerbahçe demiştim. Türkan Atay'a dedim seriden sonra değiştirin dedim. 1.80 Fenerbahçe, 1.90 Supermassive görüyorum dedim. Türk Nator dedi ki ben 1.50 görüyorum bizi dedi. Abi onlar zaten kendilerini inanılmaz favori görüyorlar. Çok uzun zamandır söylüyorlar bunu yani. Evet. Abi, alo. Ses. Efendim. Finali değerlendiriyorduk hani. Ben... Ne koyayım üstüne bilmiyorum abi. Favori görüyor olabilirler evet. Ama abi şöyle bir şey var. Şimdi adam çıkıp da oraya biz kendimizi favori görmüyoruz. Bu adamlar bizden daha iyiler diyecek hali yok. Zaten o yok. O bir şey. Orası kesin yani. Onun olmayacağı kesin. Bu röportaj değildi abi, bu arada. Yani sohbet derken söyledim. Fark etmez nerede olursa olsun. Takımın içi var, takımın dışı var. Takımın dışındakilere karşı her zaman güven dolu mesaj vermek zorundasın. Bu böyledir abi. Takımın içinde işler rezalet gidiyor olsa bile bu arada bu böyledir. Tamam, sen biliyorsundur böyle işten içeri. Her şey kötü gidiyor falan filan. Problem değil. Dışarıya böyle mesaj verirsin. Abi olay şu. Türkiye Tur takımına ve kendine çok güveniyor değil mi? Bence güvensin de zaten. Çok iyi iş çıkardı. Bence bu arada Fenerbahçe'nin en önemli işte parçası Kireyi, işte Ruin'in kurduğu baskı falan filan diyoruz ama bence Fenerbahçe'nin yıldızı Türkan Soru abi. Çünkü kesinlikle bak, abi. Yarı final serisinde yıldızın tarafı azıcık aksadı, oyunun içine rezaletler çıkmaya başladı. Yani evet. Türkan Soru'nun tarafında biraz farklı kararlar verildi. Bak bu arada yapabilecek cevapları var. Böyle oynamayı biliyor olsalar böyle de oynayabilirler ama hiç oynamadılar böyle. Bilmedikleri abi, bir bölgeye gittiler. Zorlandılar. Normal. Zorlanabilirsin. Anlarım. Zorlanmalarını da anlarım. Maç da verebilirlerdi bu arada Galatasaray'a. Önemi yok. Finale çıkacakları bence kesin de. Biraz onun rahatlığıyla da ekstra şeyler denemek istediler. Ama şöyle bir şey var abi. Bu seferki rakibin de Galatasaray olmayacak abi. Sen sezon içinde Supermassive'i yendin iki kere. Ama ikisinde de çok iyi draftlarla çıktın. Şimdi adamlar finale daha başka bir modla gelecekler. Senin o draftı kesin kazanıyor olman lazım. Çünkü gördük ki bence Fenerbahçe bayağı draft bağımlısı bir takım. Abi draftta bütün mevsim bunu oyun çok bozuluyor. Bütün mevsim bunu söyledim. Yani şey hemen sana geri paslıyorum. Yani 1950 Fenerbahçe'nin kadrosu kusursuz bir kadro değil. Bunu sezon başından beri sürekli tekrar ediyoruz. Fenerbahçe çok iyi bir coaching takımı. Çok iyi bir koç takımı. Yani bunun güçleri etrafında işte Türkan Atör malzemesini çok iyi biliyor. Bunun etrafında oynuyor. Ama eldeki malzeme evet gelişebilir. Evet önümüzdeki sene malzeme harika bir noktaya gelebilir. Ama şu an itibariyle malzeme kusursuz bir kadro değil. Ve kendi güçleri etrafında, doğru draft etrafında oynamadıkları müddetçe problem yaşarlar. Bursa'ya karşı bile yaşadılar yani. Peki Supermassive'in avantajları veya güçlü yanları neler? Ya bana sorarsan Supermassive'ın bu maçtaki en büyük avantaj noktası Frozen abi. Frozen çok çok iyi bir sezon geçirdi. Frozen maç ciddiyeti yükseldiği zaman performansını artırabilen bir adam. Ve Frozen doğru eşleşmeyi verdiğin zaman, kazanan koridoru verdiğin zaman o eşleşmede Bolu'nun üzerine çok net bir şekilde çıkabilecek de bir adam abi aynı zamanda. Bence o yüzden Zeitnot'tan falan daha önemli bence bu seride. Eren?
Fab inanılmaz kritik bu eşleşmede bence de. Ya bence de Fab kritik, öyle söyleyeyim. Ben Frozen'dan bu arada istenileni belli ölçüde alacaklarını düşünüyorum ama bütün seri boyunca kim nereyi tercih edecek bilmiyorum ama şimdi mavi tarafı Bahçeli Supermassive'in olabildiğince minimum şekilde tercih etmesi lazım bence. Çünkü mavi tarafta şey top mid esnekliği yok. Daha doğrusu top esnekliği çok olmayınca bir şeyleri yani elini çok saklayamıyorsun ve mavi tarafın gücünü kırpıyor şu an bu. O yüzden kırmızı tarafta mesela son seçimi Fab'a falan bırakmak, olabildiğince orada ona avantajlı bir eşleşme vermeye çalışmak veya işte orta koridora yer yer bırakmak. Bunlar çünkü şöyle Fenerbahçe erkenden bolluyor genelde piklerini seçiyor. Çoğunlukla geç şeylere bırakmıyorlar. Draft'ın sonlarına doğru bırakmıyorlar. Oradan bir avantajlı şey daha da erken çekersin zaten şey için. Frozen için. Ama Fab'ı hayatta tutmak, Fab'ı bir noktada oyuna gerçekten çok ciddi etki edebildiği sadece bir piyon gibi kullanmaktan daha fazlasını yapabileceği draftlere kırmızı tarafta yönelebilir şey. Bahçeli Supermassive. Kırmızı tarafta olabildiğince yani kaç maç orada kalabilecekler bilmiyorum. İsterse Fenerbahçe 3 maç kırmızı tarafı tercih edebiliyor sonuçta. Seçim hakkı onlarda olacak 3 maç boyu 3 maç için. Burada Fenerbahçe maviyi bir maç ekstradan tercih ederse bu kesinlikle Bahçeli Supermassive'in isteyeceği bir şey olur bence. Kırmızı tarafa oynayıp o şeyi saklamak lazım. Esneklik yok çünkü Bahçeli Supermassive'de. Teknik koridorları etrafında. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aral, Eren tahmin yapmak istiyor. Daha doğrusu tahminini masadan önce yapmak istemiyor. Ben tahmin yapacağım. Sen yapacak mısın? Ben de masada yapacağım tahminimi. Bir göreyim çocukların suratlarını. Her zaman aynı şeyi Tamam. söylüyorum ama görmeden olmuyor abi. O zaman ben tahmin yapıyorum. Benim tahminime yorum yapın. Ufak yorum. Tabii kendinizinkile şey yapmadan. Kesinlikle 5 maça gitmeyeceğini düşünüyorum. 3-2 olmayacak yani maç. Hatta kim kazanırsa kazansın 3-1 biteceğini düşünüyorum. Ve favorim 3-1 Fenerbahçe. Okey. Tahmin yok. Okey. No tahmin. Bir şey Cumartesi diyemezsin ya günü buraya. masada. Ne kadar doğru bilmiyorum. Chat'te gördüm. Son kapatmadan Gördüm. önce. Gördüm. Evet, Dumbledore mevzusu. Dumbledore Onu mu sanırım diyecektin? Royal Youth'tan ayrılmış. Önümüzdeki mevsim. Ayrılmış. Bu arada benzer bir durum şey de olmuştu. Bekleyebilir işte başka teklif görebilir. Yenilenmiş Bağlan mı? sözleşmeyle tekrardan imzalayabilir yani. Onun şey için de öyle olmuştu daha önce yanılmıyorsam ya bir sefer. Dumbledore için yine Royal Youth'tayken. Yapılabilir bu gayet. Olabilir. Hiçbir şey. Bilmiyorum abi. Evet, detayları çok bilmeden yorum yapmak çok sağlıklı olmaz. Ama bunun haberi çıkmışken de değinmeden geçmek istemedim. Ama yorum yapmanın bir mantığı yok şu anda. Değil mi? Yani şu daha bir lig bitsin de ondan sonra daha detaylı bu hamleleri konuşuruz ya. O zaman Üşü Kuvvet'in sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu haftalık mekan sapmasıyla Üşü Kuvvet'in sorun yeri değişecek. Çünkü herkes olmak istiyor. Mekan sapmasında Eren'in yarın işi olduğu için Üçlü Kuvvet'i soru yarın Aral'la birlikte yapacağız. Mekan sapması Perşembe akşamı olacak. YouTube için Cuma günü. O yüzden yarın Üçlü Kuvvet'i soruda görüşmek üzere demişken orada topluluk sayfasında Facebook'ta ve Twitter'dan bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yarın Üçlü Kuvvet'i soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. kalın.